Evet, tarihin yatak odasının bir yeni bölümünde daha burada hep birlikteyiz. Ben Yücel Her... Erdoğan. Ötü... Ben Mert ha. Günhan. Ben Mert Günhan. Evet. Ha, ben Doncic. Bir daha söyleyeyim mi? Emin olmak için. Ben Mert Günhan. Evet, kesinlikle Mert Günhan. Evet. Kesinlikle yani Mert Günhan'ın ses benzerini getirmedik kanala. Evet. Of, öyle bir easter egg başlatsak ya şey gibi. Hani Mert Günhan aslında işte Gerçekten 7 Aralık mi? 2020 hayır 7 Aralık 2020 tarihinde trafik kazasında öldü. Ama kanal çok devam etmesi gerektiği için tam böyle iğmelenmiş falan. O yüzden Mert Günan'a ses benzeri buldum ben. Hani benim, falan. Sana, Aslında benim, sen... sana, benim sana anlattığım üvey kardeş hikayesi gibi işte. Evet evet aynen. Yıllar sonra falan Uf, evet. Evet kesinlikle Mert Günhan'la birlikte burada Tarihin Yatak Odası programı 3. bölümündeyiz. Abi geçen programdan sonra bana dedin ki oğlum bu milletin kakasını edine yaptığı dönemden sıkıldım. Şöyle yok mu bir senatör skandalı yakın zamanlarda şöyle bir <laughs> <laughs> 20. yüzyıla gelemiyor muyuz? <laughs> ben de sana dedim ki abi aslında 19. yüzyıldan bir hikaye var kafamda. Evet. Bugünkü hikayemiz yine 10. yüzyıldan abi. Ee, çünkü ben ötekini daha fazla araştırmak istedim. Onu bir hafta ileri aldım. Allah Allah. E, ulan bu... bir şey diyeceğim de sanki 19. yüzyıldan hikaye anlatıcılıkmış gibi yapıp... Yani sonra birden bile... Ama bugünkü 10. yüzyıldan falan. Baştan hiç bu girişi şey yapmana gerek yoktu yani. Beklentim yoktu benim senden. Niye beklenti oluşturdun <laughs> evet. ki? <laughs> hemen, hemen ayar kırıklığı yaratabilmek için. Hani şey stres relief. Hani bu şey, bu, bu, şey, gibi bir şey. İşte Mert biliyor musun işte sen bana çıkma teklif etmişsin. Evet ben seni reddetmişim. Evet. Evet. Yine evet. reddediyorum. Güzel evet, yine reddediyorum. Aynen. A abi şöyle yani hikaye çok e, ilgimi alakalı çektiği için mutlaka yer vermeliyiz düşündüm ama şuradan da şey var. İçin içinde senatör var abi çünkü Roma, Roma dönemindeyiz. Roma, Roma dönemi. Aynen abi. E, tam bu arada 3. Abdurrahman falan o sırada Kurtuba'da e, işte Eber Yarımadası'nı hani halifelik olarak yönetirken Roma'da da olanlarla ilgilenecez abi. Aşağı yukarı o zamanlar 904-964 yılları arasında geçiyor hikayemiz. Evet. Cafer şu anda ee, hayatta yani. E, evet Cafer biraz genç olabilir. Henüz daha küçük çocuk olabilir yani. Haremde yetişiyor olabilir falan. Çünkü sanırım ...üçüncü 3. Abdurrahman dönemine tekabül ediyor bunlar. Ama hayatlar. Da. biraz da daha... Evet Çok evet abi. aynen. Ya aşağı yukarı aynı dönemdeyiz abi. Bir tarafta işte, tarih, bunu... tarihin yatak odası evreni oluştursak ya böyle bu aynı kadar. Evet falan. değil mi? Evet evet. <laughs> tarih yatak odası evreni dediğin de bu arada tarih zaten. <laughs> yani tarih. evet doğru aynen doğru evet. Abi bu e, dönemde işte Kurtu halifeliği falan filan bütün komikliklerin olmasının sebebi de zaten Roma imparatorluğu dağıldı ya. 200 hı hı. 250 sene falan oldu dağılalı. Ee, Roma imparatorluğu dağıldı demek de işte bir tane barbar ya yani bir grup barbar girdiler Roma'yı yaktılar. Sonra Roma imparatorluğu diye bir şey kalmadı ondan sonra Avrupa'nın dört bir yanında hayır abi benim, hayır benim falan diye bir sürü böyle prens, bir şey, bir güç burası benim, burası da benim, şurası senin değil. Hayır burası benim babamındı falan gibisinden kavga edip duruyorlar böyle bir orta çağ burası zaten. <laughs> bu bu süre zarfında da abi Şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Roma şehrini kimin yönettiği konusunda çok uzun süre kimsenin bir fikri yok. En sonunda ihale biraz Papa yakalıyor abi. Çünkü Papa, şarman diye bir adam var meşhur. Hmm. Bu şarmanı, e, şarman ben bütün şeyin imparatoruyum, Roma'nın varisiyim. Ben topladım tekrar Batı Roma'yı diye. 800 civarında falan o civarlarda e, bir güç elde ediyor. Sonra da bu gücünü hem halk hem de diğer böyle hani lordlar, paşalar falan nezdinde sıkılaştırmak için de gidiyor. Papadan taç, kendine taç taktırıyor. Papa taç takınca da ha bak papa taç taktı. Hani papa boş adama taç takmaz diye bir düşünüyor artık. Öyle yuvarda Sonra bu şey gibi bir durum yaratıyor abi. Papanın taç taktığı adam imparator. İmparatorun imparator olması için papa tarafından taç takılması lazım. Ama tamam şey mı? yani kandan gelen bir şey var mı imparatorluğu? Yok. Ya yani sokaktan sok sok yani ben... geçen adam imparator mu yapıyor baba? So sokaktan geçen değil tabi de mesela sen işte atıyorum ne bileyim eee Düşkün Mert Günhans'ın tamam mı? <laughs> hani bir yerlerden bir noktada bir böyle bir romanda bir şeyin var yani toprak sahibiymiş büyük sahibiymiş bir deden senatörmüş falan. Yine bir soylusun. Yani sen yeterince bir, bir soylusun bir şekilde. Yine böyle bir şekilde 3-5 tane soyduğunun daha topraklarını aldın, böyle iyice büyüdün ben ilan ediyorsun noktadan sonra ben bunların kralıyım diyorsun. Sonra papaya diyorsun ki hocam beni tasdikler misin? Yani orada artık elde paramı değiştiriliyor? Orası pap ya bilemez. ab bu, bu, bu dönemde şey diye bir durum var abi. Siyasi gücün kendini tasdiklemesi için papalığın onayına ihtiyacı var. Papayı da kimin seçeceği Roma içerisindeki politikalarla dönüyor. Roma'yı dolayısıyla yöneten hani kendini bilmemlerin kralı bilmemlerin imparatoru falan attırabilir abi tamam mı? Okay. Bu spesifik olarak bu orta çağ mevzuları spesifik olarak bugün anlatacağımız dönem 994 ile 964 arasındaki dönemde abi Sekilum Obscurum olarak geçiyor. Karanlık çağ demek bu. Ee, İtalyan kardinal tarihçi var bir tane Sezar Baronius. Kendisi bu döneme... Kardinal, kardinal tarihçi mi? S tarihçi mi? <laughs> hayır, hayır kardinal ve tarihçi. Ha, pardon özür dilerim. Sezar e, ama yaklaşıyorsunuz çünkü Sezar Baronius 16. yüzyılda bu döneme abi ahlaksız papalık dönemi demiş. Papalığın papalığın dip noktası denilen var. Benim favorim tartışmasız 19. yüzyıl Protestan Alman teologları arasında bu döneme pornokrasi deniyor abi. Niye abi? Abi niye biliyor musun? Çünkü Marozia diye bir kadın var <laughs> ve bunun annesi <laughs> ve Allah. bunun Evet bu, bu hikaye merkezinde esasında Marozya var abi. Ama Marozya'nın annesiyle babası da önemli kişiler. Ee, bu Theopilact babasının adı. Annesi de Theodora. Bunlar ya bilmem nerenin kontu tamam mı Theopilact? Theodora da bunun karısı. Ee, böyle saraya milis kumandanı Theo, olarak girmiş. Theopilact, şey gibi değil mi? Diş macunu markası evet. gibi değil mi? Theopilact. Abi bu, dön Dişlerini bu dönemde... Bu dönemde şey gibi <laughs> gerçekten bak niye biliyor musun? Çünkü Latince ya bu dönemde şey gibi bir gariplik var abi. İsimlerin bir bölümü hani okey ortaçağ Hristiyan isimleri artık yavaş yavaş ama bir bölümü hala Roma ismi falan. Mesela i̇şte Theophilak bayağı Roma ismi. Yani kalmış bir şeyler. Tam ara geçiş dönemindeyiz. Bu herif saraya milis kumandanı olarak giriyor abi. Ve bu zaten bu arada işte o dönem hani papayı kim atayacak, Roma'yı kim yönetecek gibi böyle kavga eden böyle 8-10 tane soylu aile var. Onlardan da biri Theophilak'tın ailesi. Küçük bir Game of Thrones dönmekte abi işte Roma'yı kim yönetecek diye. Bir noktada Theopilact'ler Spoleto'larla bir ittifak yapıyorlar tamam mı? İsmileri 94 abi. senesinde. Herkes Değil mi? Medikal, medikal isim herkes. Ama Spoleto bak daha İtalyan topçu ismi gibi de. Hani bak ya İtalyan yok, mesela. Spoleto baya mantar ilacı gibi bir şey ya. Öyle diyor. <laughs> Peki şunu diyorsun abi? Spol <laughs> bak Spoleto'larla Theopilact'ler ittifak yapıyorlar. Ee, i̇ttifakın iki parçası var abi. Papa Christopher'ı deviriyorlar. Bak mesela Christopher. Hani bir anda banal isim oldu. Yerine Sergius diye bir herif getiriyorlar. Kendileri atıyorlar papayı. Tamam mı? Hmm. Theopilact kendi hanımı Theodora'yı Senatrix olarak ilan ediyor. Oha, yani çok cool beraber... Ya. Senatrix. Çok cool değil mi? Ee, beraber şehri yönetiyorlar abi fiilen. Spoletalar buradan ne kazandı diyecek olursan da. Theodora ile Theopilact'in kızı bizim Marozia Spoletaların başı Alberik ile evlendiriliyor abi, tamam mı? Yani şu an iki çift var romanın tepesinde, ee, Theodora ile Theoplat karı koca, onların kızıyla damadı Alberik ile Marozia da böyle backup çift gibi anladın mı? Hani ikinci nesilde onlar gelecekler. Abi bu işte e, Marozia ile Alberik'in evliliği normalde iki tane çocuk yapıyorlar, e, Alberik bir tanesinin adı yine. E ee, diğer adı John. John için o dönemki Papa Sergius'un piçi deniyor abi bu arada. Ya oğlum pa -pa 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 Papa Papa bayağı çocuk falan yapabiliyor mu? Abi bak evet yapamıyor zaten. Yapamıyor o yüzden piçi. Ee, yok yani evet şimdi teknik olarak yapamıyor ama zaten bu bu dönemi hatırlarsan Papalığın dip noktası denmişti abi. Yani şuradan zaten film film kopacak ya. Yani. Bak Sergius'un piçi deniyor zaten. Tamam mı? Ee, bence o gıybet bu arada. Yani çünkü hani tarih bazı kaynaklardan da başka bir şekilde yazılıyor. Bir de elimizdeki bu konularla ilgili en büyük kaynak e, Kremonalı Liutprand diye bir herif. E, o da hep yani neyse geleceğim oraya. Bu iki tane çocuğu sen aklına tut abi tamam mı? Küçük Marozya'nın iki tane çocuğu var. Okay. Küçük Alberik bir de John. <laughs> alberik bebek. <gülüyor> <gülüyor> alberik yavru. Alberik şirin. Abi işte neyse Filan yönetiyorlar Theodor ile şehri. Sergius bir noktadan sonra gidiyor. Sergius'tan sonra iki tane lame papa var abi. Biri Antoninus, para Anastasius. Adını bir hatırlamıyorum. İki sene kalmış. Ötekisinin adı Lando. Hani Lando Karizli'ne <laughs> benzer diye aklımda kaldı. Bunlar, Kanka, peki, bu, bunla... bunlar peki ahlaksız papalar mı bunlardı? Abi bunlar daha kötü biliyor musun? Ahlaksız bile değil. Bunlar silik. ya şey gibi karakterler var bazen tarihte. Günhan beni üzüyor. Bak bir yıl falan tahtta kalmış Lando. Papalıkta kalmış yani. Adamın hakkında hiçbir şey yok abi. Oğlum 5 metre yüksek bir yere çıkıp cool bir laf etsen bir iki bir yerde seni bir yere yazacak anasını satayım. Yani bir yıl papalık edip nasıl hiçbir şey bırakmamış olabilirsin arkada. Abi işte hani şey ve falan Thatcher arasındaki bu, bakanlar gibi ya. Bravo. Evet abi işte o tarihi karakter beni çok üzüyor ya. Hani böyle burada önemli biri var. Burada önemli biri var. Arada da böyle birkaç tane bıyıklı var falan. Hani bu, bunlar böyle garibim öyle. Lando'yla ötekisi de e, duruyorlar. Lando gittikten sonra abi Theodora ile Theophylax karı koca şeyi seçiyorlar. John John diye bu arada yine e, hırslı bir baş psikopos var. Just, just, John. <laughs> just, John. Evet, John olduğu için abi Papa olunca 914'te bunu geçiriyorlar Papa'ya. 10. John oluyor tamam mı? 10 yani 9 tane John varmış papalık yapan. Bu da 10. Hmm. olmuş. Ya da Johannes diye geçiyor Yunan kaynaklarda. Şimdi abi son raddede şehri yöneten kadro şu şekilde yani aldı mı? 925 senesinden hemen önce. Bir tarafta Theoplak da var karı koca. Bir tarafta Marozya ile Aliberik var karı koca. Bir de 10. John var papa. Roma'nın majör güç figürleri bunlar. 925 senesinde Alberik ile Theoplak aynı yıl ölüyor abi. Tamam mı? İkisi Allah bir Allah. Bu ittifakın mimarları evet. Bunlar ana kız artı papa kalıyorlar. ...üç kişi yani şehri kim yönetecek diye şey yapıyorlar abi. yani çok, ile kızın çok, arası açılıyor. Çok acaba. iyi bir yere gitmeyecek gibi buradan hikaye. Evet. evet. Tabii ki abi tahttan şey olunca... ...ana ile kızın arası açılıyor. Şimdi abi yine Lut dediğine göre... ...bu Kuremanoğlu Lut dediğine göre... ...Marozia'nın annesi Theodora ile... ...Papa 10. John arasında... ...peder ölmeden önce... ...Theopilak'ta ölmeden önce yaşanan bir yasak ilişki var. Marozia bunu öğreniyor... Bu yüzden bunların arası açılıyor. Tamam mı? Papa 10. John arkadan Theodora'yı götürüyormuş yani. Yani baya... Theodora onu götürüyormuş. Bayağı bunlar seks yapıyorlar. Evet. Okey. Öyle deniyor. Abi denen bu. Olan şey, şeyse şu. Yani ilk kanı 10. John da dökmüş olabilir. Olan şunu biliyoruz. 10. John e, Provence'lı Hugh diye bir herif var. Provence'lı Hugh'ya diyor ki abi diyor ben korkuyorum. Götüm atıyor. Ee, yalnız kaldım burada benim koruyanım yok. Papayım ben yani sonuçta o kadar da ordum yok. Gelip hani sen beni korumaya söz verirsen seni ben İtalyan'ın kralı ilan edeceğim. Hugh da diyor ki okey. Tamam yani madem falan. Ondan sonra Marozya buna şey olarak ha okey bu gitti Provence'da Hugh şey yaptı ya abi. Gidiyor Tuskanlı giy diye bir herifle ediliyor. Bu da böyle dönemin önlü bir soylusu. Ha 10. John hamle sırası ona geçti. 10. John diyor ki oha bir dakika bu yetkili biriyle evlendi. Başıma çorap örebilir. Ben ne yapacağım? Spoleto düklüğüne, bak herif yani kadıncağızı dolu yani dul kaldığı eski kocasının, ölü kocasının mevkisine kendi kardeşi Peter'i getiriyor. <laughs> çok iyi. Marozya. Crusader Kings olması yani bütün her şeyin çok komik yani. Evet oyunda, abi. Oyunda hiç yok abi. Abi evet, evet gerçekten öyle yani. Bu, bu Marozya'yla ki buna çok kızıyorlar Ordu şey yapıyorlar. Peter'e saldırıyorlar. Peter kaçıyor. Bir takım Macarların arasında kaçıp bir takım Macarları alıp aşağı inip Macarlarla beraber saldırıyor. Bu sefer o biraz kazanıyor. Sonra ile giy daha da büyük ordu topluyorlar abi. Gidiyorlar. Peter'i dövüyorlar. Sonra şehre de giriyorlar. Roma'yı da fethediyorlar. Onun yüzyılda Kastel Castel Sant'Angelo'ya tıkıyorlar. Herif orada hapiste ölüyor bakımsızlıktan. Tamam mı? Kazanıyorlar yani en sonunda. Marozio'yla giy. annesinde, de, annesi de olsa da hapiste şehrin başına geçiyorlar abi. Kendi papalarını da atacaklar, atıyorlar. Mutlu son mu? Değil. Çünkü Gi ölüyor abi. O sene. Nasıl? Ne, neden neyden ölüyor? Allah aşkına. Abi bak bilmiyoruz. Tamam mı? Gerçekten bilmiyoruz. Fakat e, bu e, dönemle alakalı yani şöyle abi bir dakika. Neden öldüğünü bilmiyoruz. Sadece şunu biliyoruz kanka. Buradan yorumları çok açık. Marozya sonra John'un o hani götü korkunca yazdığı Provanslı Hugh vardı ya. Evet. İtalya kralı ilan edilmiş olan. Evet. Ona evlenme teklif ediyor marozya Hugh da evet diyor. Ve burada şöyle bir problem var kanka. Hugh evli. Ve şu an 929 senesindeyiz. Yani boşanma diye bir şey katıyan yok. Hugh gidip bu evliliğin aslında hiç geçerli olmadığını böyle mahkemede falan böyle soylu şeyleri ispatlayıp evliliği lav ediyor. Bayağı. ile evlenebilmek için. Evet abi. Okey millet tren yapıyormuş her zaman. Her tarihin her noktasında trenler yapılıyor. Tarihin her noktası trenler yapılıyor abi. Bu dönem bak bu dönemle alakalı yapılan trende de birazsa şey ne <laughs> abi bak Marozya ile Theodora'nın devamlı anlatımları şey şeklinde. Sihirli bir kokuları varmış gibi. Böyle Öyle bir anlatıyor ki abi. Yani bir yerde mesela şey. Bir, bir atıyorum. Bir Lord Paşa ile bir şey konuşulması gerekmiş. Bir Lord Paşa'nın arsasından su kemeri geçirilecek diyelim işte yani. Hemen Theodor'a gitmiş. Bir gece geçirmiş. Ertesi gün böyle arsanın iki katını vermiş falan. <laughs> Gibi sanki anladın bu, mı? Böyle... Bu, 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 hikayedeki sihirli koku ben miyim? Bu hikayedeki sihirli koku kim? Lyut bunu Lyut kaynaklarından gittiğimiz için böyle bir sıkıntımız var. Bunun yani kadınlar gerçekten çok iyi politik güçlerde yoksa şey miydi bilmiyoruz ama sanki yani hep böyle anlatılmış. Tamam Hani Marozya böyle kadın güçlerini kullandı da onu bağladı, bunu bağladı. Bana biraz trash geliyor. Hani biraz toksik maskülenitenin durdurulmamış hali gibi geliyor. Olabilir. Ama ama abi yani Marozya'nın yani e, Hugh'a evlenme teklif ederim deyince Hugh'un aklı çıkıp karısını lav etmesi falan Bende biraz ya Marozia Marozya'yla ta, tanışmak isterdim. isteği uyandırdı yani. Nasıl? Çünkü inanılmaz satıyor hemen evliliği herif. Bir türlü binmek isterdi diyorsun. Yok. Yok yok. Katiyen korkardım lan. Yani 50 <laughs> tutmak isterdim. Merhaba. Saygılar ablacığım. Nasıl yaptınız bu kadar bu dönem bir şey diye. Abi üçüncü kocasıyla evleniyor Marozya, Tamam mı? E, 931 senesinde düğünden iki sene sonra. E, bu küçük oğlan vardı ya bunların alberikli olan. Hatırladın? Hı hı. John. Hı hı. Onu papa yapıyorlar abi. Herhalde elinin onu papa yapıyoruz. Sonra gelip bize ayaklanıyor diye mi düşünüyorlar bilmiyorum. Maroz kendi oğlunu papa yapıyor. 11. John oluyor o da. 931 senesinde. 932 senesinde de abi. Küçük Alberik vardı ya Alberik yavru. Evet. Annesini devirip romanın başına geçiyor abi. Ulan anneni de devirmezsin. Neyse Allah'tan annesini sikmemiş. A, i̇nanır mısın kanka hikaye oraya çok yaklaşıyor. Çünkü ne oluyor biliyor musun? Ya benim hayatımda tarihte gördüğüm en net Edipus kompleksi örneği abi. Bu Hugh da Marozia'nın düğününde böyle müthiş düğün yapıyorlar festival falan. Alberik küçük Alberik bir sakat sakarlık yapıyor. Hugh buna bütün düğünün ortasında bir tane tokat kapatıyor kanka. Oha! Bu çok utanıyor. Herkesin ortasında böyle tokat geldiği için şehri terk ediyor ve bir daha da fethedene kadar girmiyor abi. Gidip de dışarıda isyan çıkartıyor böyle fiş şey falan böyle. İşte bunlar zaten e, işte be, be, annemin ikinci kocasının Hugh uzaktan akrabasıdır bu ancestor zaten Hugh evliliğini hani evliydi falan filan diye bir onları da fiştekleyip İsyan başlatıyor. 1932 senesinde şehre giriyor. Hugh kaçıyor. Bir daha da dönmüyor Roma'ya. Annesinde hapishat duruyor alberik. Okey. Bundan sonra bunlar yani iki kardeş. Kardeş Papa. Ee, küçük Alberic de Roma'nın prensi diyor kendisine. Böyle bir titir uyduruyor. Tahtta yönetiyorlar beraber. Sonra küçük alberik. ikinci alberik. Ee, bütün bu muhteşem tabloyu tamamlamak için olsa gerek abi herhalde annesinin üçüncü kocası Hugh'un annesinin şehirden kendisi tokat at diye şehrini fethedip kovduğu Hugh kızıyla evleniyor abi. Oho! Evet. Çocuk da yapıyorlar ee, bir tane. Çocuğun adı Gregory. Bu arada o çocuğun anneannesiyle babaannesi aynı kişi tekler yani bir yerden bakınca. Bu da bu arada yani ilginç. Bu... Alberic abi yapıyor çocuğu Gregory'yi ya. ...şeyle, aldayla... ...sever, koklar, benimser mi... ...bilmiyoruz. Bir tane random... ...düklük vermiş abi, herifi tutmuş. Bir tane piçi var, Alberic'in... ...Octavianus diye. Bir tane böyle hayat kadının tekinden yapmış. Bunu besliyor, bunu seviyor. Çok tutuyor, takdir ediyor. Ruhban okuluna falan yolluyor böyle işte... E, ...mevki veriyor. Psikopos yapıyor falan. Sonrasında da... ...bak böyle bir sevgi olamaz yani... ...kendi piçine dair... Ölmeden önce 954 senesinde 20 sene falan da yönetiyor abi Alberic tamam mı Roma'yı? Ölmeden önce bütün Roma'nın kodamanlarını böyle asilzadelerini, şehzadelerini falan toplayıp başına ölüm döşeğinde yemin ettiriyor. Ben o öldükten sonra benim piçimi papa yapacaksınız. Piçim Octavianus'u. Hepsi de yemin ediyorlar abi. Ve yeminlerine sağlık insanlarmış gerçekten. Hepsi de bir yıl sonra 954'te ölüyor Alberic. 955'te de Octavianus Papa oluyor ve papalık ismi olarak kendine ne seçiyor? Tabii ki John, 12. <laughs> John olarak e, geçiyor abi e, papalığa. Abi bak kabaca bir toplamak istiyorum tamam mı? 94 senesinde şey. çünkü herkes birbirini sikti yani. Evet. Herkes birbirini. 94 senesinde Theoplat ile Spoleto ailesi beraber ortaklaşa Roma'da güce ele aldılar. Tamam mı? Ondan sonra bu karı koca Theodor ile Theoplek yönettiler. Yetmedi. Sonra bir güç kavgası oldu. Kızları kazandı savaşı. Kızları kendisine iki tane koca aldı. Onlarla yönetti. Yetmedi. Sonra onların kızından da kendi oğlu devretti. bu sefer torunları aldı. Bu süre zarfında 904 ile 964 senesi 12. John'un papalıkta indiği tarihe kadar olan 60 senelik sürede bu aile direkt olarak 12 tane papa atadı. 60 senede Getirdi götürdü yani. Ve bunlardan iki tanesi de zaten direkt ailenin üyesi. Biri marozyanın oğlu biri Marozian'ın torunu. Direkt papaya geçen. Bu sekülüm Obscurum yani pornokrasi dönemindeki şeyler bunlar. Hareketler bunlar tamam mı herkesin birbirine. Ee, yani Marozian'ın ve annesinin <laughs> sihirli kokularıyla delilere göre. Yönettikleri Roma'yı yönettikleri dönem. Bunlar. Okay, okay. 12. Papa... İşte 12. John, 12. Papa diyorum. 12. John da abi <laughs> e, bitince Sekili Vopskurum bitmiş kabul ediliyor. E, çünkü 12. John'un da şöyle bir hikayesi var canım benim. Bu yine işte kendine papadın çünkü her zaman kendine bir siyasi ayak bulması gerekiyor ya meşruiyet için. Bir siyasi evet, ayağınla kendine evet, papa evet. olması gerekiyor. Bu da Alman Kralı Otto'ya yazıyor. Alman Kralı Otto geliyor. Hatta bu Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun başlarına falan artık yani tekabül ediyoruz yavaştan. Alman kralı Otto geliyor. Bunlar anlaşıyorlar. Sonra 12. John, ben burasını anlamadım. Niye olduğunu? Satıyor abi Otto'yu. Otto'nun arkasını iş çeviriyor. Başkalarına gelip beraber olup Otto'yu devrelim mi falan diyor. Otto da bence bunun yani üzerine... bence yani öyle bir noktada artık iş çevirmesinde şaşırmaman lazım. Çünkü yani bütün mahalle tren yapıyor biz. Bütün Roma tren hmm. yapıyor yani. Doğru diyorsun. Şey diyorsun değil mi? Yani babası kim? Baba annesi kim? Anası bu Nasıl bir aynen. insan olsun? Sülaleden entrikacı zaten bunların. Hepsi serseğlenizdir yani. Bu doğru diyorsun abi. Bu John e, da, haliyle diyelim. E, Otto'nun arkasını hiç çeviriyor. Duramıyor. Mizacı bu herhalde yani beberin. Otto bunu duyuyor. Ondan sonra şehri e, geri saldırıyor abi. Kuşatıyor falan. E, diyor ki benim papayı seçeceksiniz. Bu herifi değil. Kuşatma altında Roma şey oluyor. E, vazgeçiyor. Tamam okey falan. roman silir. falan. Tamam. Gönderiyoruz. Senin papayı seçeceğiz. Leo bilmem kaç. E, geliyor Leo. 12. John sürgünde. Sonra Otto gidiyor başka bir yere. Otto gider gitmez. Romalılar diyor ki geri gel. Geri gel abi. Biz bunu sevmiyoruz. Biz bu Leo'yu sevmedik. 12. John geri geliyor. Tekrar halk şeyiyle. Sonra da ölüyor abi. Şimdi e, ölüm sebebi inme olabilir. Cremona'lı Leo Prant hatırlarsan bütün bu hikayeleri yazan tarihçimiz. kayda alan tarihçimiz. Ki o dönem yaşıyor yani herif. En yakın kaynak. Eee. Seviştiği bir kadının Kocası tarafından boğazlandığını söylüyor 12. John'un Allah Allah Evet. Abi burada şöyle bir detay var Tamam mı Bu öldükten sonra Daha, daha nasıl 12. bir detay olabilir Daha nasıl bir detay olabilir <laughs> Daha ne olabilir Yani Abi 12. John'dan sonra Papa Benedict diye bir herif var Benedict 30 gün falan kalmış ...Venedik'te e, 30 gün papalık yaptıktan sonra Otto tekrar kuşatıyor, bu sefer Leo'yu geri getiriyor. Sonra da kim gerçekten papaydı diye hani böyle bir külliyatta tartışma oluyor. Bu esnada da Otto hani külliyattan çıkartılsın diye e, şey diye söyledi işte... ...bu 12. yüzyılın zaten papalığı meşru değildir, ne koşullarla geldiği belli değil falan diye bir e, bir sürü bir şeye giriyor. Bu sırada abi... Otto bütün dünyaya bunu anlatmaya çalışırken bakın hani benim papam gerçek papadır bu dalayarak değil diye anlatmaya çalışırken Otto'nun sarayında saray yazmanı kim? Cremonalı Lyutbrand. <laughs> Yeter. Bütün bu hikaye yani. O yüzden ben şüpheyle bak o bu yani Otto e, hani şeyden de çıkmış olabilir aldın mı? 12. John'u itibarlaştırmaya çalışırken bunun zaten annesi sihirli kukuydu bunun, bunun nenesi de zaten böyleydi <laughs> falan diye çıkartmış da olabilir onu da bilmiyoruz yani ama genel olarak bu abimin e, kaynakları bugün hani falan şey diye bakılıyor. Biraz şüpheci. Gel gör ki orta çağda e, işte, so, işte orta çağdan sonrakisinde herkes büyük prattan okuduğu için meseleyi ha okey Marozela, Theodor'a bir 60 sene boyunca sihirli kokularıyla bütün Roma'yı ve papalığı yönetmişler e, kanısına dolaşıp, bu dönemde pornokrasi demiş abi. Yani fact olan tek şey gerçekten tren yapılmış. Herkes herkese tren yapmış. Ve Roma şehrinin de gerçekten e, Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra İtalya'ya kadar, İtalya Cumhuriyeti'ne kadar olan dönemi gerçekten kaos. Yani kimin nerede, ne yürüttüğü hakikaten belli değil yani. Abi bana şey çok tuhaf geliyor. Bütün bu hikayelerin, e, bütün bu hikayelerin yanında bizim e, Donatien'in masum hmm. kalması bana o kadar tuhaf geliyor ki şu anda. Oğlum adam en azından ben sapığım bana karışmayın demiş yani hani. Evet. Evet ben, ya bu ben, arada yani... ben, duvarıma ben duvarıma sexual fantezilerimi çizeceğim. Bana karışmayın demiş. Ben millete e, osuru kapı vereceğim demiş yani. Evet. Ya kanka millete osuru kapı vermesi zaten Donat da sıkı ya bir de mum dökmüş bazıların üzerine falan işkencesi de var biraz. Biraz sapık bir adam olmasa Donatyan'ın bunlar... Bak en azından şunu diyebiliriz değil mi Donatyan'ın hikayesiyle ilgili. Donatyan kendi sapkınlıklarını, sapıklıklarını, erkek e, toksik maskültesini erkekliğini falan hiç değilse özel alanında tutmuş. Bunlar hani romanın kimi papalığa bulaştırmış abi. Yani papalık. Hani 60 sene papalık böyle gelmiş gitmiş yani. Sen benim annemle yatıyorsun. Yok sen benim babama göz dikiyorsun. Allah Allah. Allah Allah yani. Böyle gerçekten sayman kalem müdürlüğüymüş gibi davranılmış papaya bir dönem. Hani <laughs> <laughs> torpille papalık falan filan çok enteresan ama gidiyor o yüzden. Hani çünkü şey ya abi Katolik dogmasında e, kabul edilen şey papanın hani kutsal bir mevki olduğu ve tanrıyla konuşabildiği ya. <laughs> Şimdi Lando da de bu konuşmuş mesela. Benedikt 31 gün kalmış mesela o da mı hani o da mı e niye o sonra öyle Alberik mesela ölüm döşeğinde benim piçimi papa yapacak dedi. <laughs> Herkesi sonra <laughs> tamam abi getir piçini papa yapalım oldu. Acayip bir mevki yani papalık. <laughs> Çok saçma bir hikaye bu ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani hep böyle şeyler mi olacak abi gerçekten? Bir tane bir tane şöyle şeyimiz yok mu ya? Bir tane gerçekten doğru düzgün bir skandalımız yok mu ya? Yani yine diyorum Bill Clinton falan bunların yanında süpten çıkmış ak kalıyor ya. Tabii lan. Oğlum baksana bak bunu sosyal medya çağında düşünsene. Mesela biz Roma şehri sakiniyiz 920 senesinde. Şey diye bir tweet çıkıyor böyle bir anda. Arkadaşlar içeriden bilgi aldım kesin bilgi. Ee, Papa 10. E, John işte e, eski Roma liderimiz Roma e, senatörümüz şeyimizde Theopilaktin karısı Senatrix Theodora ile ilişki yaşamaktadır. Bu yüzden Maroz'e kaçmış falan bunları biliyoruz. Bir gün siz de düşeceksiniz Papa falan gibisinden böyle. Ulan ne... Ne, ne tweet atarsın, ne gündem, ne prim kasarsın bu şeyden ya. Falan. Hiç tasbetmiyorum, doğru bulmuyorum. Bir Clinton çok... ne yaptı? Bir Clinton'da bir tane oral seks yaptı, bir tane stajyerle. Bir de bir de vajinasına pro soktu. Ama yani karşılıklı gibi yani. Evet. Ya o durum için tabii bu arada sonra Jeffrey Epstein adasına da gitmiş gelmiş pezevenk ama hani o durum özelinde bu duruma kıyasla komik yer gerçekten. Yani evet. Yine de bence Prince Andrew'dan çok daha şey ya masum. Bu şeyle bu karakterler mi? Marozyalar falan mı? Yok yok. Bu şey, şey mi? Clinton, Clinton. Clinton mı? Ya bilmiyoruz. Bence Clinton'ın bir şeyle çıkmamıştır. Bu belki yani vardır da çıkmamıştır yani. yani Amerikalılar ört biliyorsun daha iyiler İngiliz konusunda. İngilizlerden İngilizlere kıyasla. Abi evet. Böyle 10. yüzyılda geçen ikinci hikayemizde Gerçekten e, ya. Böyle gerçekten böyle. Abi bu arada e, şey ee, bu bizim krem Cremona'lı Saymanlık yaparken 3. Abdurrahman'dan gelen elçi falan da kabul etmiş. Böyle bir yerden de dokunuyor yani hikayeler <laughs> böyle ama çok bir yerden. Crossover. What is this crossover? Aynen. Crossover <laughs> episode olmuş abi. Sen kimsiniz? Kim adına geldiniz? 3. Abdurrahman falan. Whoa. Oğlum şey ya, neydi kadın adı? Ee, sihirli Kulu. Sihirli Kulu. Ha, sihirli ha şey, Marozia. Marozya, Marozya ve ya. Cafer e, bayağı bildiğin yani aynı enerji değil mi? Hmm. Ya kanka tarihte e, şey çok ilginç bak. Kadınları, tarihi hep erkekler yazdığı için samimi söylüyorum bunu. Kadınların yazımı hep böyle. Ya işte sihirli kokulu, ya işte Cafer arka planda işleri yönetiyor. Mesela şey Ebu Emir'le de sevişiyor diyorlardı ya Cafer için. Mesela ben Aynen. ona da şüphe duyuyorum. Yani iyi, ben müttefiklerdir. Hani ama bence her kadında böyle güç sahibi olduğu zaman kokusuyla güç sahibi olmuş gibi anlatıyorlar hep. Bunların arasından hani şeyi sıyırırsan biraz hani okey bunu 10. yüzyılda bir erkek yazmış fikriyle gözüyle okursan aslında tarihte böyle as şey, çok önemli kadın karakter var. İsimleri şey kadar önemli yazılmamış ama hepsi inanılmaz entrika çevirmiş gerçekten. Şöyle düşünüyor insan. Yarın bir gün Game of Thrones evreninde mesela böyle 21. yüzyıla falan gelince hani teknoloji, meknoloji arası orada dönüp mesela hikayeyi anlatırken Sersil'in ıstırdan çok bahsetmeyeceklermiş gibi anladın mı? Hani öylesi orada öyle bir koku gibi bahsedecekler. Ne oldu? İşte Jaime Lannister şurayı yaptı. Robert Baratheon şunu etti. Joffrey Baratheon şöyle dedi. İşte Tommen Baratheon şunu yaptı. Halbuki anı satayım onların hepsinin ipini Sersey çekiyordu yani. Of. Ben şiştim. Evet. Evet gerçekten öyle Günlük ahlaksızlık Because... haftalık ahlaksızlık dozumu aldım gerçekten yani Uyanır <laughs> evet. uyanmaz Evet abi haftaya ama e, söz yani bu sefer gerçekten modern zamana gidip Ve hiç seks e, ve ahlaksızlık ve bir şey olmayan e, bir özgürlük savaşçısının hikayesini anlatacağız abi Ben inanmıyorum bu sözlerine bu arada <gülüyor> <gülüyor> Bir kere kandırıldım diyorsun Evet evet o zaman, okey abi. O Ta, zaman bu tarihin sonu geldi. Evet, 3. bölümümüz sonlandı. Haftaya yeni bir ahlaksızlıkla Sence bir ahlaksızlık külliyatı çıkartabilir miyiz böyle, böyle e, bu programa devam ettikçe? Çıkartırız ya. Zaten tarih dediğim biraz ahlaksızlık külliyatı gibi bir şey abi. Ya tarih, yani. odasına keşke böyle Durex falan sponsor olsa da şey falan diyebilsek yani işte keşke bu liderler de bunu kullansalardı ve bu insanlar doğmasalardı. <laughs> <laughs> Marozya ile 10. John sevişirken Teodoro ile 10. John sevişirken Durex kullansalardı o zaman bu bir sürü sorun olmazdı. Siz de evet, Durex evet. kullanın. Evet evet aynen öyle. <laughs> o zaman ben kapatıyorum. Sevgili dostlar görüşmek üzere. Evet. Gözlerinizden öpüyoruz. Bay bayın.